dinleyicimizin de tek bir suali vardı. Şimdi işte kur korumalı mevduat hesabı diyorlar. Buna yatırılabilir mi? Bu bankaların verdiği promosyon, ondan sonra bu kur korumalı mevzuatla alakalı bakıyorum böyle televizyonlarda falan konuşuyor. Yani İslam ahkamının tatbik edildiği bir yeri yok. Yani kafir sistemi içerisinde sen boşaltma şey yapıyorsun falan. Halbuki tam İbn-i Hazreti Bilgi kitabının faiz ve banka bahsi çok dikkatli bir şekilde defalarca okunursa zihindeki tereddütlerin hepsi gider. Hepsi gider. Burada zaten devlet veriyor bunu. Ben diyor senin paranı koruyacağım. Seni koruyacağım, vatandaşını koruyacağım. Ne malandıracağım diyor. Zararına tekeffülüm diyor falan. Dolayısıyla hep mahsuru söz konusu değil. Promosyonu da mahsuru. Banka diyor ki maaşını benden ararsa ben sana diyor hediye olarak şunu vereceğim. Onda mahsuru yok. Peki bu kur korumalı mevzuattan olsun veyahut da ayıcekli promosyondan olsun aldığını yani istediği yerde kullanabilir mi? Yeme içme dahil kullanabilir mi? Mahsuru söz konusu değil. Şimdi cahil olan, İslamiyet'i bilmeyen, fıkıh bilgisini bilmeyen, işte ayetten, hadisten böyle kendi kafasına göre mana çıkaran, işte Tekeret Efendi, işte Osmanlı faiz helal dedi diyen böyle ahmaklar da var. Böyle ahmaklar da var. Ama bu kadar insan içerisinde elbette ki aklı selim sahibi de var. Daha biz Tekeret eski binasındayken bir gün birisi aradı şeyden o İstanbul Sur içi Koca Mustafa Paşa'dan birisi. Dedi ki burada Türkiye Gazetesi bürosu var dedi. Ben dedi gidiyorum oradakileri görüyorum dedi. Ondan sonra temiz insanlar dedi. Gazeteyi de alıyorum ben dedi. O kitapları da aldım dedi. Ve dedi oradaki o bürodakilere bakıyorum dedi. Harama helale dikkat ediyorlar dedi. Sizi dinliyorum dedi. O bankanın verdiği fazlalık için falan. Demiş bundan faiz bizden iyi biliyor. Alışverişteki faizleri de iyi biliyor. Bunlar haramdan şiddetle kaçıyor. Siz diyor aynı şekilde orada onu aynı şekilde alıp kullanılabilir dediniz diyor. O zaman diyor bizim bilmediğimiz bir şey var. Dedim saatte bir de kitap sizde var. Öyle söyledi. Evet faiz banka konusu oku ondan sonra. Okudu daha sonra iki hafta sonra aradı. Ben birkaç defa okudum dedi. İyi anladım dedi. Yani İslam ahkamının tatbik edilmediği yerlerde hatta orada Dürer'den bir hadis-i şeriften naklediliyor. Dürer'den bir hadis-i şeriften naklediliyor. Nakledilirken o kitapta dedi anladım dedi. Anladım meseleyi anladım. Ha bazısı kalın kafadır. Kalın kafadır. Ne anlatırsan anlat, ne söylersen söyle şey yok. Bir şey daha nakledeyim de. Şeyde Balıkesir ben Ömer Seyfettin sizin de öğretmenken 3-5 arkadaşımız geceleri böyle köylere hareket kitabına kitap getirtir dağıtırdık falan. Gönen Çanakkale'nin Biga kazasına sınır komşu. İşte o Biga'nın köylerine gidip dönüşte yol üzeryağında bir köy var. Baktık kahve açık. Geçti saat 12 civarı falandı. 3-5 kişi vardı. Kitap da vardı falan. Dedik bir çay içelim bir de kitap veririz falan. Kahvenin önünde aşık kasketli elinde zincir böyle. Ben İmam Hatip mezunuyum. Bu kitapları burada alacak kimse yok. Zincir sallıyor falan. Hemen içeriden bir tane. O işte 20 yaşlarında falan o genç içeride 22-23 yaşlarında birisi dedi gelir misiniz de ben sizin de çay ikram edeyim falan. Bu köyde etti bu kitaptan hemen hemen herkesin evinde var dedi. Herkes aldı ben de aldım çok okudum dedi. Ben rahatsızım dedi. Ve dedi sizin bu yaptığınız hizmete ben gıpta ediyorum dedi. Ve içimden geliyor ki dedi keşke ben de sıhhatli olsaydım da bunlar gibi Allah-u Teala'nın dinini bu şekilde böyle köy dolaşarak bu kitapları yaysaydım diye içimden geçiriyordum dedi. İçimden geçiriyordum. Dedi. Öyle de var, öyle de var. Ha, o İmam Hatip mezunu, o değil. Bayağı şeyi yalamış, yutmuş. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim.